En azından bir 100 yıl baktığımız zaman Türkiye'de yargı sistemi ve muhalifleri alıp belli mekanlara kapatmak ve bütün sosyal ilişkilerini ortadan kaldırmak, tamamıyla toplum dışı bir varlık olarak yaşamasını, devam etmesini sağlamak, bu tecridin bizzat uygulama biçimleridir. Ve bugün Türkiye'de de geçmişte olduğu gibi giderek şiddetlenen biçimde tecrit politikaları uygulanmaktadır. Sistem genel anlamda kendi varlığının emareleri, gelir adaletsizliği, yoksulluk, güvensizlik, kişi dokunulmazlığının ortadan kalkmış olması gibi çok sayıda sayabileceğimiz unsurlarda olduğu gibi tecrit politikalarında da bir standarda ulaşmış durumdadır. Bu tecritin şiddeti ve biçimi bir ülkedeki muhalefetin genel yapısıyla ilgilidir. Neden en yoğun tecrit koşullarının Abdullah Öcalan'a uygulandığı? Bunun bir tek nedeni var. Bir, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Türkiye'de ve Orta Doğu'da son 100 yıldır Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenmiş olan sisteme karşı en ciddi direnişi Kürtler gösterdi. Dolayısıyla da Kürt halkının manevi önderi olarak en yoğun şiddete Abdullah Öcalan'ın uygulaması, onun kişiliğinde uygulaması son derece normal bir şeydir. Şimdi hukuki duruma bakarsak çok açık. Abdullah Öcalan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ve bir hükümlü olarak bütün hükümlere uygulanmakta olan infaz hukukundan da yararlanmak zorundadır. Ama baktığımız zaman en azından son 3-4 yıldır en küçük bir iletişime sahip değil. Halbuki hukuken baktığımız zaman bir hükümlü avukatlarıyla görüşebilir, ailesiyle olan ilişkisi, haberleşmesi engellenemez. Ama bütün bunlar uluslararası hukukun da öngördüğü şeyler olduğuna göre öte yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tecritin kaldırılması noktasında kararlar vermiş olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da anayasanın 90. maddesi uyarınca Türk hukuk sisteminin, milli hukuk sisteminin verdiği kararlar gibi uygulanmak zorundadır. Ama bütün bunlara rağmen Abdullah Öcalan yıllardır ne ailesiyle, ne avukatlarıyla, hiç kimseyle görüştürülmemektedir. Bu dünya çapında tecrit uygulamalarının belki de en açık ve en kesin örneğidir. Yani bu örnek üzerinden baktığınız zaman, Abdullah Öcalan'ın tecrit üzerinden baktığınız zaman, Türkiye'de infaz politikalarının, tecrit politikalarının ne noktaya gelmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Bu biçimde tecrit politikalarının Abdullah Öcalan şahsında açıkça bu tarzda uygulanabilme durumu, bunun dünya çapında biliniyor olması ister istemez dünyanın demokratik toplumlarında, demokratik çevrelerde, insan hakları çevrelerinde tepkiyle karşılanmakta. Bu son derece doğal bir şeydir. Çünkü sadece ulusal ve uluslararası hukuk açısından değil, ancak insanlık değerleri açısından da bu kabul edilebilir bir şey değildir. Herkesin bu tecrite karşı çıkması son derece doğaldır. Ama Türkiye'de tecrit Abdullah Öcalan'ın kişiliğinde son sınırına kadar uygulanıyor
olsa da aynı zamanda dalga dalga bütün muhalif kesimler üzerinde de bir tecrit uygulanmakta. Dediğim gibi daha önce hapishanelerden çok siyasi mahkum bulunduran ülke Türkiye'dir ve Türkiye'deki siyasi mahkumların büyük çoğunluğu da tecrit şartlarında yaşamakta. Ejderhaların tutuklanmasından sonra zaman zaman tecritler oldu ama hiçbir zaman bu son 4-5 yıl gibi bu bütünüyle tam bir şey, insan ilişkilerinden, toplumsal ilişkilerden ve her türlü iletişimden yoksun kılınmak şeklinde bir yoğun tecrit uygulandı. Ama giderek bu son uygulama biçimine adım adım gelindi. Başlangıçta 2001'den itibaren işte adım adım en başta hapishaneler o tarzda inşa edilmeye başladı. Hapishanelerde hücrelere konan insanlar birbirlerinden uzak tutuldu. Görüşme imkanları ortadan kaldırıldı. Sadece dışarıyla değil, cezaevi içinde de söz gelimi aynı davadan yargılanıyorsunuz. Birlikte savunma hazırlayacaksınız. Onun için bir araya gelmeniz gerekir. Bu imkan da size verilmiyor. Dolayısıyla tek tek anlatmaya başladığımız zaman Türkiye hapishanelerindeki tecrit durumu, Abdullah Öcalan bu tecridin simgesidir. Dalga dalga değişik yoğunluklarda on binlerce kişiye, hatta sayısı 100.000'i geçti sanıyorum, uygulanmaktadır. Ya şimdi Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit, Abdullah Öcalan'ın kişiliğinden kaynaklanan bir şey. Abdullah Öcalan'ın bir sözüyle binlerce, on binlerce, milyonlarca kişi hareket edebiliyor. Tecritten başka bunun yolunu kesme imkanı var mı? Yok. Tecrit ediyorsunuz. Her türlü ilişkiden, iletişimden yoksun bırakıyorsunuz. Ve deyim yerindeyse bir yokluğa, bilinemezliğe, unutulmuşluğa itiyorsunuz insanı. Dolayısıyla da Abdullah Öcalan'ın tecridi sadece siyasi bir şey değildir. Aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Aynı zamanda bir cezalandırmadır. Yani hapishaneye koymuş olmak bir ceza biçimidir. Ama hapishaneye koyduğunuz insanı her türlü ilişkide yoksun bıraktığınız zaman bu ikinci bir cezalandırma anlamına gelir. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ı nasıl algılıyorsa, ki bunu nasıl algıladığını biliyoruz. İşte buna bağlı olarak Abdullah Öcalan üzerinden de Kürt halkına bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Tecrit politikaları devam ediyor. Yani demek ki Abdullah Öcalan'ın kişiliği üzerinden Türkiye'de siyasi iktidar elde etmek istediklerini henüz elde edememiş. Onun için baskıya devam ediyor. Veya Abdullah Öcalan üzerindeki baskıyı sürdürmek suretiyle de Kürt halkına bir mesaj veriliyor. Dolayısıyla da tecriti ortadan kaldırmayan veya kaldırmaya yönelik hiçbir adım atmayan bir siyasi iktidar bu dediğim tarzda karşılanmak zorundadır, zorlanmak zorundadır. Dolayısıyla da tarih bu karşı iki basıncın geliştirdiği süreç üzerinden yürür zaten. Dolayısıyla da elbette ki muhalif olmanın şartı ve gereği insanlığın bütün mücadeleleri sonucunda biriktirip getirdiği değerler üzerinden, kurumlar üzerinden, gelenekler üzerinden bir muhalif yapıya karşı, kişiye karşı sürdürdüğü politikaları geçersiz hale getirmek için mücadele etmektir. Yani tarih herkese bir görev veriyor. Eğer otokrat
siyasi iktidarlar iktidardan gitmemek için her yola başvuruyorlarsa, muhalefette demokratik ölçüler içinde bütün yöntemleri kullanmak zorundadır. Bundan çekinmemek zorundadır. Siyasi karşı çıkıştan başka. Hukuki anlamda sizin dediğiniz gibi Avrupa'daki işte filanlar, buradaki bilmem ne. Burada eğer siyasi iktidar Abdullah Öcalan'ın tecili konusunda farklı bir niyete gelmediği takdirde bunu da ancak siyasi gelişmeler çerçevesinde olabilir. Böyle bir şey olmadığı takdirde bu durum sürecektir. Nedeni çok açık değil mi? Bu topraklarda 40 yıldır sürdürülen bir mücadele var. Bir şey var yani. Bugün dünyada Kürtlerden bahsediliyorsa, 40 yıl önce bahsedilmiyorsa, en azından tarih sahnesine Kürtlerin gelmiş olmasının en baş şeylerinden biridir. Aktörlerinden biri. Daha çok şey söylenebilir. Eğer bugün bu ülkede kadınlar, özellikle Kürt kadınlar özgürse, 40 yıl öncesine göre, 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine göre çok daha özgür bireyler halinde, hem toplumda hem siyasette, hayatın her alanda yer alıyorlarsa, bu öyle bir şeydir. Yani siz sadece Kürt hareketini, Abdullah Öcalan'ın önderliğini bir siyasi önderlik olarak anlamayın. Bu aynı zamanda toplumsal bir önderliktir. Çünkü bir toplumun kökten değişimini sağlayan bir siyasi hareketi organize etmiştir. Ve bunu bugüne kadar hiçbir Kürt önder yapamadı yani. Böyle bir durumda olan insanın tecrit politikalarını bertaraf ediyor olması, edecek olması, öyle bir konuma ulaşmış olması aslında bu ülkede birçok şeyin değişmesine bağlıdır ve değiştiği şartlarda olur o öyle bir şey. Bu karşılıklı bir ilişkidir ve daha ziyade de tek yanlı bir ilişkidir. Çünkü Abdullah Öcalan'ın toplumsal olaylara, siyasete müdahalesi bugün asgari noktaya indirilmiştir. Dolayısıyla onun müdahalesinin dışında ama onun geçmişten gelen etkisinin altında Türkiye'de siyaset yolunu bulacaktır.